Hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın cenazesinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Arap ülkelerinin liderleri de tören için başkent Riyad'a gelmeye başladı. Bu arada tahta Abdullah'ın kardeşi Prens Salman'ın geçtiği duyuruldu. Hafta sonunda tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidecek olan Yunanistan'da hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarına göre Alexis Tsipras liderliğindeki sol Syriza Partisi iktidara en yakın isim. Floransa'da İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan'a yapılan yardımların ancak bu ülkenin reformları sürdürmesi halinde devam edeceğini belirtti. Merkel, İtalya'yı da reform çabalarından dolayı kutladı. Ukrayna'nın Donetsk kentinde dün 13 kişinin ölümüne neden olan topçu saldırısının ardından bu kenti elinde tutan ayrılıkçılar ateşkesin bozulduğunu ve karşı saldırıya geçeceklerini duyurdu. Bölgede yaşanan savaş son 9 ayda 5000 kişinin hayatına mal oldu. Keşmir bölgesinde Charlie Hebdo'yu protesto eden grup polis arasında çatışma çıktı. 7 Ocak'ta saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi bu saldırının ardından yayınladığı ilk sayısında Hazreti Muhammed karikatürüne yer vermişti. Berlin'de bulunan iki hayvanat bahçesinden biri olan Tierpark'ta bir Sibirya kaplanı dünyaya geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru Sibirya kaplanı yeterli sütü bulunmayan annesi tarafından emzirilemediği için bakıcılar tarafından besleniyor.